Tekrar iyi akşamlar efendim. Ortak akıl kaldığı yerden devam ediyor. Sözü Etyen'e vermiştik ama Etyen'in sözü de reklam nedeniyle kesilmişti. Cümleni tamamlamakla... Ben hızlı hızlı hemen söyleyeyim. Ne olur ne olmaz bir reklam daha gelir. Reklamlar şimdi bu gayrimüslim cinayetleri meselesinde kalmıştık. Şimdi o çok kritik bir zincir. Çünkü İslami bir hükümetin yönettiği Türkiye'de gayrimüslimler ölüyor. Dünyaya verilen mesaj bu. Ve dünya tabii ki gayrimüslimlere ne oluyor diye sorduğu zaman da Türkiye'deki geri tepkinin milliyetçi bir geri tepki olması çok doğal. Batı'ya karşı, Batı'ya mesafe alan, Batı'ya hatta düşmanlaşan bir Türkiye olması doğal. Ve hatırlarsak o dönemde AK Parti gayrimilli ilan edilmişti ulusalcılar tarafından. Evet. Her yerde Türk bayrakları, Cumhuriyet mitingleriyle onlar yürüyorlardı. Ve AK Parti sanki Türkiye'yi satan, hatta o zaman yine toprak yabancıların arsa almasını bile bahane ederek... İsrailler Urfa'yı almışlardı, yani, işte Mardin toprağı falan gitmişti bütün yani. Bütün bu psikolojik dil bu cinayetlerle birleşiyor ve şöyle bir ortam ortaya çıkıyor. Türkiye'de bir İslami bir hükümet var, otoriterleşiyor, aynı zamanda gayrimüslimlere kötü davranıyor ve içeriye doğru baktığı zaman da söylenen şey aynı zamanda da gayrimilli. Bu atmosferin içinde tabii ki bir meşruiyet üretmek mümkün hale gelebiliyor. Yani bugün Mısır'da olan şeyin belki de hani benzerlik yok ama hani bir tür esintisi aslında benzerliklerde orada epey, var. Yani var önemli, çünkü önemli olan burada o meşruiyeti üretmek. Yani onu nasıl yaparsanız yapın o andaki konjonktüre göre ve bu böyle baktığımız zaman burada baştan sona sürekli belki değişen, sürekli kendini adapte eden aslında tek bir büyük plan var. Yani o büyük plan Türkiye'nin yoldan çıkmış olduğu tespitini yapıyor. Tabii ki yoldan çıkmak demokratikleşmek demek aslında. Ve onu tekrar geri çevirmek üzere de bir dizi hamle ve teşebbüs ve plan ve arayış sergiliyor. Ve bunu arka arkaya yapıyor. Yani böyle yan yana koyduğumuz zaman 7-8 tane darbe girişimi var. Tabii bunlara paralel mesela 7-8 tane suikast vesaire girişimi var. 27-28 dosyanın birleşiminden oluştu biliyorsun. 28 civarında dosyanın birleşimi yani Ergenekon davası. Yani ve şöyle bağlayayım ben bunu. Gerçekten hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak falan derler. Aslında her zaman bir sürü şey eskisi gibi olmaya devam eder. Evet. Türkiye'de de bir sürü şey için söylenmiştir. Ama en fazla hak eden şey bu Ergenekon davası. Yani eğer hakikaten bir şey eskisi gibi olmayacak ise bu Ergenekon davası işte odur. Ama tek başına değil. Şu andaki askerin duruşuyla beraber. Evet. Şimdi mesela bu tür olayların çok çok azı olduğu zaman şimdiye kadar eski Genelkurmay başkanları askeriye sürekli konuşuyordu. Şimdi bu son olayda son bir hafta şu andaki Genelkurmay başkanımız ne dedi? Hiçbir şey demedi. Bir açıklama hatta yani yaş kararları derin bile. Derin bir hüzün içindeyiz gibi gayet yani normal karşılanması gereken. Tabii. Sıradan o kurumun başkanı olarak söylemesi gereken cümleyi söyledi ve onun dışına da bir şey söylemedi. Evet. Ve gene bunlarla yaş kararlarını üst üste koyduğumuz zaman gerçekten o bir virajı şu anda alıyoruz demek mümkün. Çok sağlıklı bir biçimde dönülmüş. Yani ben şu an işte yaş kararlarından sonra gelen kuvvet komutanlarını bilmiyorum. Ama seni çok merak ederdim. Çünkü herkes herhalde merak ederdi. Ama yani galiba Türkiye öyle bir sürece gidiyor. İşte Batı ve Avrupa Birliği falan dediğimiz zaman aklımıza işte Fransızlar kendi genelkurmay başkanlarının ismini bilmiyorlar falan derdik. Ama Türkiye galiba şimdi böyle bir iklime doğru yavaş yavaş gidiyor. Genelkurmay Başkanı ismini biliyoruz bugün. Çok şükür herkes biliyor. bir süre daha herhalde bilinecek şaşkınlığımızdan biliyoruz. Ama böyle bir kuvvet komutanlarını hiçbir şey karışmıyor. Mesela ne kadar bana sorsanız bugün valla yani sayamam. Bence biz biliyoruz ama bilmeyen çok. Yani şunu demek istiyorum. Eskiden herkes bilirdi. Şimdi sadece bilmek durumunda olanlar. Hayır yani bu bir şey, bir kurumumuzun içindeki normal bir işleyiş. Yani yaş kararları ama öyle değildi ki geçmişe baktığınız zaman o yaş kararlarının sonucunda tayin edilmiş insanların önümüzdeki işte 3 yılda 4 yılda her neyse nasıl bir politik tavır koyacakları tartışılırdı. Şöyle bu düşünelim. Manşetlerden rahmetli inmezdi bu yaş dedem bir kere sordu bana.
pek girmez o işlere. Evet. Girmezdi yani. Nasıl bir şey dedi bu Genelkurmay Başkanı, askeriyede şey olacakmış falan. Bir şöyle ufak bir anlattım. Ha dedi, dokuz taş gibi dedi. Dokuz taş. Taş koyuyorsun. Evet. Üç yaptın mı, evet, puan alıyorsun, evet, taş yiyorsun. Aynı dedi, dokuz taş. Yani demek istediğim, bu konularla bin yıl yaşasa ilgilenmeyecek birisi bile, evet, o dönemde sordu yani. Nasıl bu böyle oluyor? İşte siyasi hafıza dediğimiz bu. Nihal Hanım, arada konuşmuştuk. Evet. Etkenin bu konsolide edilmiş darbeler, evet, o meselesi. Orada zannediyorum bir şeyler söylemek geldi. İstiyorsunuz. Gerçekten de hani bu yapılan, tasarlanan darbe girişimleri, evet, işte şunu bitirme planı, AK Parti'yi bitirme planı, cemaati bitirme planı, böyle yakamoz, eldiven, işte saga, sarı kız, ay ışığı, böyle plan gidiyor. İşte Balyoz'da da bunun bir örneği var. Etraflıca hazırlanıyor ve hani darbe, klasik anlamda darbe değil aslında bu. Yani mesela, tabii, 27 Mayıs'ta 12 Eylül'de gördüğümüz türde darbeler daha tek bir hamlede gelen, homojen, katı, sert, keskin, biraz can da yakan, daha oldukça yüksek oranda can yakan, kan dökmekten çekinmeyen, yani kan dökme, can alma noktasında daha elini rahata alıştırmış darbeler. Ama daha sonra gerçekten hani bir noktadan sonra biz sivillere bırakalım, yine geri yerimize her kışın bir baharı var çekilelim gibi yani. Biz yine bu sivillere, evet, ittirelim gitsin deyip hani devamındaki hegemonyasını o kadar da önemsemeyen darbeler, evet, gibi görüyorum ben. Ama bunlar, bu planlar mesela 28 Şubat 12 Eylül'den farklıdır. Aslında 12 Eylül de 27 Mayıs'tan farklıydı kendi, evet, içinde ufak farklar vardı ama 28 Şubat mesela adına postmodern darbe denilmesi ihtiyacı hissedildi. Çünkü daha farklı yöntemler kullanıldı gerçekten. Yani klasik darbeden 28 Şubat'ı ayıran çok önemli nitelikler vardı. İşte o darbeci zihniyet belli ölçüde sivillerin arasında da mâkes buluyordu. Ve darbeye onlar ortak edildi. Adeta çoğulcu bir darbe gibi bir şeydi. Evet. Ve halk içerisinde, toplum içerisindeki karşılığı aslında daha uzun zamana yayıldı. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Klasik anlamda darbeler bir keskin ve net ayrımlara, radikal bölünüşlere yol açarken ileri doğru, yani zamansal anlamda ileri doğru kendisini yayamama gibi bir dertle mağlulken, 28 Şubat ve özellikle bu tasarlanan planların toplumsal anlamdaki hegemonyasını derinleştirecek türde tasarlandığını görüyoruz. Yani hiçbir alan boş bırakılmıyor. Evet. Yani bunlara bu mesaj verilecek. Bunlar böyle bastırılacak. İşte 28 Şubat'ta olduğu gibi esnafa, ticara, para kazanan kişilere getirilecek yaptırımlar. Öte yanda toplumsal hayatta kadınlara getirilecek yaptırımlar. İşte başörtüsü meselesi üzerinden. Yani darbe, bu eğer başarıya ulaşsaydı bir bakıma toplumsallaşması. Evet, yani darbeyi tabana yaymak diyebiliriz. Tabana yani. Ama evet, tabii esas medya. Tabii. Yani buradaki taban, esas tabii, kritik aktör medya. Ama medya hep tabii vardı yani. Yani her zaman meşruiyeti sağlayan vesaire. Ya 27 Mayıs'ı da onlar. Belki şunu da söyleyebilirsin. 27 Mayıs'ta medya meşrulaştırdı sonuçta. 12 evet, Eylül'de. Ama olduktan sonra, evet, yani senin de söylediğin gibi ilk bir sürü hazırlama süreci. Evet, yapıldıktan sonra asker kendisini bir davet ediyordu aslında. Topluma, evet, toplumda icabet ediyordu. Toplum dediğimiz tırnak içinde bir toplum tabii. Yani bir tür işte establishment denen olay. Fakat burada önce onun altyapısı hazırlandı, evet, ve medya ile hazırlandı. Hazırlanıyor. O zaman da şu andaki bu müebbetler belki de medyaya da verilmiş. Ve olaylar senaryolaştırılıyor yani, bir de o da var. Mesela medyanın oradaki en aktif rolü. Yani bir takım senaryoların toplumsal tabanda karşılık bulması sağlanıyor. Neydi mesela 28 Şubat'ta çok özgün bir şeydi yani o anlamda hani. İşte Fadime Şahin, Müslüm Gündüz olayları gibi. Hani en yani evdeki ev kadınını bile hani evinde kendi halinde yaşayan, siyasi haberleri çok fazla takip etmeyen anneleri bile olayın içine çekip, evet, seçilmiş bunlar, yani siyasi iktidar darbeler, berbat, bunlara sebebiyet verdi. Evet, duygusunu, evet, uyandıracak şekilde senaryoların özellikle hayata yani geçirmesine medyanın halk desteğini almak. Peki Yusuf'a dönmek istiyorum, evet, izninizle Nihal Hanım. Ergenekon davası bitti. Bundan sonrası elbette ki Yargıtay aşamasıdır. İşte Balyoz da aynı şekilde. Yani
süreç Yargıtay'da artık görülecek. Belli ki davanın arkasında olumsuz anlamda duran Ana Muhalefet Partisi başta olmak üzere güçler, siyasi çevreler davada yürüttükleri itibarsızlaştırma kampanyasını kararla ilgili olarak da sürdürecekler. İşin bir yanı bu ama acaba şöyle düşünüyoruz, yani daha doğrusu insanlar böyle düşünmeye başladılar. Tamam, Ergenekon davası bitti ama Ergenekon faaliyeti Türkiye'de acaba sona erdi mi? Yusuf, şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Bu Ergenekon davası aslında, şimdi Ergenekon diye devletin bu gayrimeşru işleri, ilişkilerini adlandırıyorsak Ergenekon sözüyle, şu sonuçlanan ve kararları açıklanan dava bunun olsa olsa bir cüz'ü olabilir, bir parçası evet. olabilir. Şimdi bunun dışında mesela şimdi konuşuyoruz sanki Ergenekon davası 28 Şubat. 28 Şubat diye ayrı bir dava var. Yani evet. Bence bu da bir Ergenekon faaliyetidir. İşte Hrant Dink cinayeti var. Ben öyle hissediyorum ki bu da bir Ergenekon faaliyetidir. Zirve kitabevi var. Biliyorsun Devlet Denetleme Kurulu'nun Hrant cinayetiyle ilgili yaptığı araştırma zaten bunu evet, ortaya çıkardı. Evet. Yani Ergenekon terör örgütünün işareti. Bu Devlet Malatya'daki Denetleme. Şey zirve var. Katliamı misyoner var, katliamı var. Bu da bu işle ve bu davalarla beraber kesildi ama. Aktörler aşağı yukarı aynı yani. Aktörler. Ayrıca geri planına doğru gittin ki siz değinmiştiniz bu şeylere. Evet. Sayısız belki, faili meçhul cinayet var. Fırat'ın öte yanına belki Fırat'ın ötesinde de var, tabii. Berisinde de var evet, faili tabii, meçhul tabii, cinayet. Tabii. Bunlara da girilmedi. Ergenekon tabii. aynı zamanda budur da. Tabii. Yani şimdi buradaki şeylere baktığınız zaman işte darbeye teşebbüs, özel kişisel verileri şey yapmak, elde etmek veya işte açıklamak, biriktirmek evet. falan. İçinde çok önemli bir şey var işte Danıştay suikasti, Danıştay saldırısı ki bunlarla da işte diğer sanıkların irtibatlı olduğu zaten görülüyor ve Ergenekon'un tipik özelliği. Yani beni Nihal'e saldırtıyorlar ama sanki Etyen saldırmış gibi gösteriyorlar, herkes Etyen'e kızsın. Evet. Halbuki ben saldırıyorum Nihal'e. Yani böyle bir şey var. Şeyi hatırlayın, Danıştay saldırısında AK Parti'nin bakanını kovaladı şeyler evet. cenaze merasiminde. Halbuki kendiniz öldürdünüz adamı. Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması. Evet. Yani. Bir sürü cinayet öyle evet. zaten. Yani geriye doğru, yani bu Ergenekon karakteridir bu. Ve bu şu dava, şimdi dün sonuçlanan dava bunun ancak bir cüz'ü olabilir. Bunu not etmemiz lazım. Çünkü bunları konuştuğumuz zaman, şimdi bu şimdi seyrettiğimiz davada mesela darbe davası, balyoz davası esas. Darbe davalarından birisi balyoz davası. Bir başka darbe davası 28 Şubat davası. Yani bunlar da değişik şekillerde önümüze gelecek. Yani gelmesi gerekiyor. Birleştirilemedi bu davaların bir kısmı. Aslında evet, evet. aslında aynı karaktere sahip ve aynı şeyin uzantıları diye hissediyorum ben bunların durumunu. Aslında hissetmenin de ötesinde Yusuf çok somut şeyler var. İzninizle yani ben evet. bu konuda bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı sanıklara bakıyorsunuz ki Ergenekon'da da ceza aldı bu sanıklar. Mesela Hasan Atilla Uğur. Kızıltepe'de görev yaptığı dönemde geçen işte ay Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı onun hakkında bir iddianame hazırladı. Toplu mezarlardan sorumlu tutuluyor. İki tane mezar keşfedildi Kızıltepe'de. İnsanlar öldürülmüş, kuyulara atılmış, üstleri betonla kaplanmış, kimisi tarlada bulunmuş vesaire. Davanın en önemli sanığı, tabii numaralı sanığı. Cemal Temizöz, Diyarbakır Jitem davasında yargılanıyor. Kayseri Alay Komutanı'ydı tutuklandığı zaman. Ve bu davadan da ceza aldı. Veli Küçük, BTP'li bir milletvekili dün zannediyorum mecliste gündeme getirdi, Hakkari milletvekili. 2006'da koşu yolundaki parkta çocukların öldüğü, o katliam
ilişkili olarak yani sorgulanması gereken bir konumda. Levent Ersöz, Devlet Denetleme Kurulu'nun yaptığı Özal cinayetiyle ilgili, Özal'ın şüpheli ölümüyle ilgili diyelim, araştırmada ortaya çıkan iddianame tek kişilik Levent Ersöz'le ilgili. Şimdi tek kişi olması da tabii ki yani çok şey bir yani böyle güçlü bir kamuoyu kanaati yaratamıyor. Ama tabii soruşturmalar derinleştirilemediği için böyle. Yani Levent Ersöz bu suçu istemiş istememiş bu yargılama sonucu ortaya çıkacak bir şey. Ama işlemişse bile yani tek başına davranmamıştır. Yani bireysel suçlar değil, kolektif suçlar söz konusudur. Evet. Musa Anter davası. Hem mağduruyum hem de tanıyım. Geçen hafta Diyarbakır'daydım ben. Diyarbakır'da başladı dava. Yani bir şeyler okudum onunla ilgili. Sanırım ne Mazlum Derneği, İnsan Hakları Derneği galiba. Kimse yoktu. Davada yokmuş mahkemede. Evet, kimse yoktu. Yani katil zanlısı Hamit Yıldırım'ın ki eski bir JİTEM mensubu cinayetten sonra işte biliyorsunuz çok şey bir hikaye aslında. Belki özel bir program bile yapılmayı hak eden bir hikaye. Şırnak'a gidiyor orada işte yani normal yaşamını sürdürüyor. Yani deyim yerindeyse bir savaşın gölgesinde normal bir yaşam sürüyor. Ama ilişkileri kopmuyor tabii JİTEM'le. Geçen sene işte Abdurrahman Şimşek bizim Sabah gazetesinden arkadaşlarımız Ferhat Ünlü izini sürdüler. Tamamen bir habercilik merakı sonucu gözaltına alındı ve tutuklandı. Yani onunla ilgili çok fazla sayıda şey var. Tanıklık var ve delil var yani. Şimdi o gece tim komutanı olan Savaş Gevrekçi şimdi emekli bir subay ve 20 yıl geçmiş aradan Savaş Gevrekçi'nin nerede yaşadığı bile bilinmiyordu. Gittik biz duruşmaya. Savaş Gevrekçi'yi getirmişler. Yani devlet istediği zaman buluyor ve getiriyor. Geldi orada ve işte böyle tabii çok trajik bir şey de oldu. Hasta bir insan, işte kanser hastası olduğunu söyledi. İfade verirken böyle dizleri titriyordu. Yani güç kalmamış çünkü. Güç iktidar bitmiş. Ve orada böyle çok zor bir durumdaydı. Şimdi Musa Anter cinayeti Cumhuriyet tarihinin bence en önemli cinayetlerinden birisi. Yani tabii Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarının veya hatta BTP'nin davaya ilgisi falan bu belki mevzumuzun dışında. O ayrıca konuşulabilir. Ama Levent Ersöz yine bu davayla ilgilidir. Yine aynı Levent Ersöz 2000'de 2001-2000 yılları arasında DEHAP'ın iki yöneticisinin kaybedilmesinden sorumlu olan adam. Yani bu aktörlere baktığınız zaman tamamen Doğu Güneydoğu'daki savaş pratiği içerisinde birbirlerini tanımış, birbirleriyle tırnak içerisinde muazzam bir suç ortaklığı geliştirmiş ve o suç ortaklığını da getirip işte Balyoz, Ergenekon gibi davalara kadar taşımışlar. Yani şunu demek istiyorum. İşin emniyet tarafı da aynı aslında. Yani, Ergenekon deyince dün neticelenen o davadan ibaret değil. Çok hayır, dallı budaklı değil, ve bir sürü kanlı olayın içinde şeyi var. Tabii. Dahli var. Daha doğrusu kendisi işlemiş bu suçları, bu işleri. Şimdi Ergenekon Fırat'ın doğusuna geçemedi şeklindeki tabii teze katılıyor musunuz? Ama sizin söylediğiniz olaylar tabii ki var. Geçemedi. Yargılandığını ama, söylediğiniz kişiler tabii bizzat. Ki. Geçemedi çünkü siyasetin bir isteksizliği var burada. Yani güçlü yani Ergenekon eğer olabilmişse bu ülkenin işte hukuk sisteminde veya siyasi hayatında arkasında güçlü bir siyasi irade olduğu için, güçlü bir kamu talebi olduğu için darbelere karşı siyasi hafızası güçlü insanların yaşadığı bir ülke olmasaydı Türkiye Ergenekon'da ve Balyoz'da bu sonuçlar alınamazdı. Ama aynı irade ve aynı talep Doğu Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayetler söz konusu olduğunda fazla yok. Yani JİTEM davaları başladığı anladığım zaman... Anladığım kadarıyla BDP'de de yok. Çünkü Musa Anter cinayeti özellikle çözüm sürecinde hiç, Kürtler açısından çok değerli bence bir dava. De BDP'liler mahkemede yok. Yoktular. Çünkü yani, Musa Anter'i biraz dışarı itmişlerdi zaten daha o zamanda. Öyle hatırlıyorum. Biraz öyle ama bu şeye yani davayı izlemeye engel değil. Sonra evet. Diyarbakır BTP yani demek değil. BTP'nin dışında da tabii çok farklı İslami çevreler var vesaire. Konuya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Yine.